Herkese merhaba arkadaşlar, ben Tokzile ve karşınızda parmaklar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir netlesin, Ay Makyaj YouTuber'ı oldum resmen. Böyle iki tane parmak eldiveni sipariş ettim internetten. Bunlar gerçekten işe yarıyor mu ve Wild Rift'te ne kadar işimize yarıyor? Bunları görmek, bunu test etmek istedim çünkü uzun yayınlarda elim terlediğinde ya da telefon biraz ısınmaya başlayınca bazen parmağımın kaymadığı oluyordu. Şimdi bu parmaklarla ilgili birkaç şey test edeceğim. Mesela oyun içerisinde küçük basmalara bile tepki verebiliyor mu? Hatta şöyle açayım. Sizlerle birlikte açmak istedim. Şöyle paketini açıyorum. Biraz böyle dandik bir poşette geldi. İki tane parmağımız şu anda hazır. Bunları baş parmaklarıma geçireceğim şimdi. Birisini çıkartıyorum. Şöylece geçiriyorum arkadaşlar. Öncelikle bayağı konforlu duruyor. Elime geçirmem böyle hoş bir hissiyat yarattı elimde. Oğlum çok yanlış bir şeye benzedi bu, neyse. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar parmaklarımız hazır. Şöyle göstereyim. Evet, kamera netledi sonunda. Parmaklarımız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt bana geçirdi. Telefonu elime alıyorum. Şimdi şöyle bir ilk dokunuşlar yapacağım. Ekrana geçelim. Evet, ilk dokunuşlar. Şöyle çok küçük küçük değeceğim. Bak, ilk bir tane küçük değmemi almadı. Bir daha almadı. Sonra aldı. Şu an almıyor. Biraz sert basmamı bekliyor. Bu işimize yaramayabilir. Bir de dereceli oyun gireceğim. Evet arkadaşlar, bu şimdilik işimize yaramayabilir gibi duruyor. Umarım işimize yarar ama. Çünkü benim çok böyle bir şeye çok ihtiyacım var ama bu işime yaramayacak gibi. Küçük dokunuşlarımı almıyor. Büyük basmamı bekliyor illaki. Bakalım, görelim. Hadi şimdi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar, kaygan parmaklarımızla beraber maçımız başladı. Yanlış anlamayın. Kaydırgaçlı parmaklarla oynuyoruz. Aynı zamanda Plat Lig için serilerdeyim şu an. Bir zafer. Güzel, böyle hem keyifli bir oyun hem de dereceli oyun olsun istedim. Oyunumu süper ötesi riske atmadığı sürece bu parmaklarla sizle beraber oynayacağım. Bakalım oyun içinde nasılmış. Yani o minik basmama sorunları çok fazla olacak olursa bu parmakları tavsiye etmeyeceğim arkadaşlar size. Ama olur da böyle lan fena değilmiş ya gibi bir durum olursa onunla alakalı yorumu söyleyeceğim. Sizden bu arada aranızda kullanan var mı? Bence kesin vardır birkaç kişi. Yorumunuzu yazarsanız bununla ilgili, taktik verirseniz belki de bu basmama problemiyle alakalı, yorumlarda fikir paylaşabiliriz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Fiz oynuyorum zaten. İstediğiniz yorumlarda istediğiniz bir şampiyonu tekrardan. Aynı zamanda benim de dereceli oyunda böyle orta koridorda özellikle kendime en çok güvendiğim şampiyonlardan bir tanesi. Güzel keyifli bir fiz oyunu olur umarım diyerekten başlayalım. Valla şu ana kadar bu arada basmadığı ya da temassızlık yaptığı bir noktaya denk gelmedim. İyi duruyor yani şimdiye kadar. Ama göreceğiz abi. Canon beni doğal olarak fazlasıyla darladı erken oyunda. Yanlış skill attım. Yanlış skill attım. Ne? Evet arkadaşlar, parmağın yaptığına bakar mısınız? Dümdüz oto attım ama kaydırarak yolladı skill'i. Ve havadan bedava kill kaçırdım. Neyse olsun. Tamam. Neyse diyorum. Bu seferlik bak, ilkten affediyorum ama büyük bir şey kaçırdık yani orada. Elimin aşırı terlediği böyle hiç oynayamadığım durumlarda bunu muhtemelen çoğunlukla takacağım. Ama her zaman takacak mıyım bilmiyorum. Şu anda bu hiç hoş değil yani. Buna benzer bir sürü şey olabilir oyunda. Bu çok hoş olmadı. Canon'la koridorda yeniden buluştuk. Ultim gelmek üzere. Belki üzerime bir agresif yaparsa Canon'a saldırabilirim. O da hiç ayakkabı falan almadan dümdüz yetenek gücü satın almış. O da çok vuracak. Vay'ı görüyoruz yakınlarda. Şurada tavuk kesiyordu az önce. Yukarıya bir dikkat pingi yollayalım. Vay yukarı gidebilir şu anda. Bu adam yok şu anda. Onu işaretleyeceğim. Geldi geri. Ben buna saldırmayı düşünüyorum. Bir ulti deneyeceğim şimdi. Bakalım olayın performansımız. Aldık. Çok güzel, tamamdır. Herhangi bir şeyi kaçırttı mı? Kaçırtmadı bana. Herhangi bir hamlemi yanlış yaptırtmadı abi parmak eldivenler. En azından bu pozisyon için sorun yoktu yani, öyle söyleyeyim. Böyle farklı pozisyonlar elimden geldiğince deneyeceğim. Ejder gelecekler sanırım. Ejder'e gitsem mi ya? Lux'ı indirebilirim aslında. Lux'ın nikide mi Lux? Biraz darlayalım şöyle. Yok. Yapamadık bir şey. Belki kendini aradan... Ne yapıyorsun Alistar? Alistar! Yani var ya.
Neyse ki Miss Fortune tamamladı skoru. Evet. Alistar bir de arkadaşlar bir toksik. Bakın Doruk oynuyor Lulu'yu. Zorla solo topa yolladı. Kazanmak istiyorsanız Lulu topa gider. Support bende falan yazıyor böyle. Yani gerçekten. Yani oldum ya. Şimdi aşağı doğru bir gidelim. Fiora'nın canı da bayağı azmış ha. Ama orada o skoru galiba çıkarttı Fiora. Şimdi ikinci yeteneğini attığını biliyoruz. Tamamdır. Buradan çıkışımı yapıyorum. İkinci yeteneğini attığını bildiğim için arkadaşlar rahat... Ne oluyor oğlum? Kaç tane ne yapıyorsunuz ya? Of! Olaf'ın olaylarla pek alakası yok gibi arkadaşlar ya. Çok bu tarafların oyuncusu gibi durmuyor adam. Onu oradan aldılar. Diğeri öldü mü? Diğeri ölmemiş. Şunu ulti atacağım. Zonya. İlk eşya Zonya öyle mi? Direkt olarak. Tamam abi. Zonya benim kombomu gerçekten bozuyor ve şu an kimse yardıma gelmediği için orta koridorun kulesini kaybettik. Teslim mi oldu? Lan ne yapıyorsunuz? Durup. Oğlum eşit oyuna FF mi verilir ya? Evet arkadaşlar, bir sonraki maçımıza geçtik. Çok sur vermek istemediğim maçtı. Özellikle seri maçlarında sur vermeyi çok tercih etmiyorum. Henüz net olmayan maçlarda en azından ama olsun. Canımı sağ olsun. Yasuo'ya karşı oynayacağım için Malphite seçimini yaptım. Hem de Malphite'de şöyle bakalım ulti falan çok kaçırtacak mı? Eğer eldivenden yoksa attığım her kötü ultiyi eldivene mi suç atacağım onu bir görelim istedim. Ya genel anlamda biraz daha uzun skill shotları falan da denemek istedim. Fizz'de zaten denedik. Bakalım bir de burada nasıl? Aynı zamanda seri maçlarına devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci maça hoş geldiniz. Burada karşımda Yasuo olduğu için şöyle bir taktiğe gidiyoruz. Full artı full zırh kasacağım arkadaşlar. Full yetenek gücünden daha da çok hasar çıkartacağız zaman içerisinde ve asla ölmüyor olacağız yani. En güzel yanlarından bir tanesi de bu. Full zırh kastığınız durumda bu arada size hadi Malphite'da da ekstra taktik vermiş olayım. İkinci yeteneği ya da üçüncü yeteneği fullemeniz sizin için daha iyi oluyor. Sebebi ikinci yetenek zırh biriktiriyor sizde. Üçüncü yetenek de rakibin saldırı hızını kırıyor arkadaşlar. Birinci yeteneğiniz yetenek gücüyle büyüdüğü için hiçbir işinize yaramaz yani. Anca birazcık hız çalarsınız. Asıl hasar diğer yeteneklerden çıkar bu durumda. Oradan size minik bir ekstra taktik olsun bu da. Şimdi adamın zırhı doluyor ya. Tak bir tane vuruyorum. Zırhını patlatmakta amacım zaten. Patlattık da. Minyonlara şöyle rahat rahat son vuruşlarımızı yapalım. Şimdi oyunun geneline baktığımda burada benim ikinci yeteneği ikinci fullemem daha iyi gibi duruyor. Sebebi de Yasuo'nun saldırı hızıyla büyüyor olması. Tamam sıçrasını attı. Gayet güzel bir baskın. Ve yine gayet güzel bir sonuç aldık buradan. Ekstradan bir iki tane daha hasar çıkartıp çok minyon kaçırdım. Belki kulede bir yapıp kese... ne oluyor? Arkada ne oluyor? Arkada ne oluyor? Oğlum! Wukong! Sen beni öldüremezsin de. Onu bir unutacaksın kanka. Haberin olsun. Vallahi gerekiyorsa kulede bir yapsınlar. Her türlü savaşırım şu anda. Belki ölür ama hiç sanmıyorum. Tutuştur o kadar çok vurmayacaktır. Var ya ucunda kaldı canı ha. Ulti açmış olmasaydı zıplatmıştım adamı ve 3. yeteneğimi de vurmuştum. Orada skoru tamamlardım. Bir de manam çok azdı falan. Kaynaklarım çok az savaştım adamla. Böyle bir türlü bir şeylerden emin olamadım. Ulti yiyeceğim. Sıçrayı koyuyorum şuraya. Tamamdır sıkıntı yok. Tutuşturun ultisini attırdık. Belki bu Kongo oradan skor alır. Sıçrası da yoktu o adamın. Aldın mı? Alamadı. Ultiyle çıkar ama. Yavaşlatalım bir. Çık oğlum, çık oğlum. Çık, niye dalıyorsun? Manam yok. Görmüyor musun? Ben şu an bu adama ölürüm. Ölmemeye çalışacağım. En azından skoru aldım mı? En azından skor aldım. 600 altına yakın para, güzel. Şimdi arkadaşlar, ninja tabii bitirdim. Üzerine gün ateşine doğru yola çıktım. Bu adam yok burada. Dikkat diyelim takıma. Yetenek kaçırma olarak falan, hadi eldivenle alakalı video çekiyoruz. Onu hep unuttum. Yetenek kaçırma olarak falan çok büyük problem yaşamadım. Onu söyleyeyim. Şimdi Yasuo yukarı çıkana kadar zaten orası sonuçlandı abi. Buraya yaklaşıyor adam. Alabilirsem barikat almak istiyordum da zor şu an. Kalkanını patlattım. Yanlış skill attım bu arada.
Üçüncü yetenek yerine ultimi attım istemeden. Güzel. Çok güzel bir sonuç. 10 numara bir takip. Lux'tan gerçekten 10 numara takip diye buna denir. Oradan çıkartacağım seni. Uzayalım. Uzayalım uzayalım. Tamam. Şimdi ikinci olarak da ikinci yeteneği fulluyoruz. Dediğim gibi öküz gibi zırh abanıyoruz. Bakın kule sırtımı kaşıdı gerçekten az önce. Bu adam yanıma yaklaşırsa gün ateşi vuracak. Bamin Ali o yüzden yaklaşmayacağım. Şimdi sıradaki eşya gün ateşini bitirdim. Çiviliye gideceğim. Niye çivili? Erken değil mi derseniz. Uf, bu sefer de karşı takım sur verdi. Yani Surrender'la dolu 2 maç. Yani maçların kısa olması biraz eldivenle alakalı, seriden en azından yorumumu yapmış olayım. Final yorum olarak ara ara basmıyor. Zaten benim parmaklarım çok büyük. Bu daha da çok genişletiyor ve ekranı görmem zorlaşıyor. Hani telefonum iPhone 12, ekran boyutu 6.1 inç mi öyle bir şey. Ona göre düşünün. Parmaklarınız da büyükse bu ekran görüşünüzü kısıtlayacak. Ama en azından elinizin terlediği durumlarda hiç kaymayan o durumlar oluyor. Biliyorsunuz, demek istediğim şeyi anladınız siz. Hiç kaymadığı durumlarda o zaman kullanılır. Ama onun dışında kullanılmaz arkadaşlar. Benim bu parmak eldivenlere puanım 10 üzerinden puanla derseniz 10 üzerinden 6 abi. Bunu çünkü yapabildikleri kadar ince yapmışlar. Daha ince yapmaları zor. Şu kenardaki, bakın şurayı göstereceğim. Bu dikişler var ya, görüyorsunuz. Hatta biraz da daha ilk kullanımından fırtlamış bile bazı dikişlere. O dikişlerin olduğu yerler biraz kalın kalmış. Dikişleri arkadan yapıp en azından parmağımızın geçtiği yerlerde hiç dikiş olmasa daha iyi olurdu. O dikişler denk geliyor ve bazen basmıyor. Çok fazla gerekli bir ürün değil. Ben elim çok terledikçe kullanacağım. Onun dışında kenarda duracak masamda. Videoda aynı zamanda 2 tane dereceli oyun oynamış olduk bu arada. Seri maç oynamış olduk. Umarım beğenmiş, keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.